Yaşar Süngü Fırtınada yalnız kalmayın. Kimseyi yalnız bırakmayın. Her kış dünyanın birçok yerinde şöyle bir iklim hadisesi yaşanır büyük bir fırtına eser, dağlarda yere iyi yapışmamış ne kadar kar varsa onları sürükler. Sürüklenen kar yağınları dev bir kar topuna dönüşür ve önüne gelen her şeyi içine katarak ve yıkarak aşağıya doğru ilerlerler ve dibi bulunca oraya çöker. İklim hadisesinin bir benzeri zaman zaman yaklaşık 10 yılda bir küreselleşen ekonomide de yaşanıyor. Bütün krizler her yerde en yoksulların üstüne çöküyor. Fırtınanın baş sebebi dünyadaki siyah ve politik problemler. Ekonomik sorunlar dünyada neredeyse ortak ancak daralma ve sıkıntı gelişmiş ve gelişmemiş, yoksul ve zengin ya da orta halli her ülkeye göre farklı. Türk ekonomisinde son dönemde yaşanan ekonomik daralma da Türkiye özgü değil, küresel. Ülkelerde yaşanan daralmanın vatandaş cephesi de benzer özellikler taşıyor. Zengin ve yoksul bütün ülkelerde yaşayan vatandaşlarda derece derece yoksullaşma sıkıntısı var. Küresel ekonomik daralmanın oluşturduğu veya oluşturacağı ekonomik ve sosyal krizin baş sorumlusu çözüm tarafında yer alanlardaki ben rahat ve güçlü olayım, herkes bana muhtaç olsun anlayışı. Gerçeklerin üstüne örten ve piyasalara hakim olan ve siyasi ve ekonomik krizi derinleştiren zihniyet şimdilik bu. Oysa fırtınayı en az zararla atlatabilmenin tek yolu bencilliği bırakıp sımsıkı kenetlenmek. Birbirine sarılan onlarca insanı en güçlü fırtınalar bile ayıramaz. Eskiler sürüden ayrılanı kurt kapar derlerdi. 2018 yılının Aralık ayında Ege İhracatçı Birliklerinde mevcut ekonomik durum ve 2019 öngörüleriyle ilgili fırtınadan sağ çıkma sanatı başlıklı bir sunum yapan Profesör Doktor Emre Alkin, fırtına geliyor, yapacak bir şey yok ama bu dünyanın tamamına geliyor, sadece Türkiye'ye değil diyor. Alkin'in dediği gibi bu durumda Türkiye'ye lazım olan şey kalkınma ve kaliteli büyüme. Çok fazla ürün değil, değerli ürün üretmeyi hedeflemek. Tarımdaki problem sadece üretmemek değil, ürettiğimizle ilgili fiyat politikaları oluşturamıyoruz. Kayıt dışı istihdamın çok yoğun halde yaşanacağı devreye girildiğini de dile getiren Profesör Emre Alkin'e göre çalışma hayatında yarı zamanlı hatta kısa vadeli çalışma durumları yaşanacak. Ekonomideki fırtınadan dolayı önümüzdeki bir yıl içinde bazı firmalar ticari faaliyetlerini sürdüremez noktaya gelecek. Bu süreçte borç Vermeyin. Taşıma su ile değinmen dönmez. O işletmeleri çalıştırabileceğinize inanıyorsanız satın alın ya da ortak olun. O işletmeyi devreden başka bir şekilde geri dönecektir. İş dünyası hiyerarşiden vazgeçen çalışanlara sorumluluk veren bir yapıya dönmeli. Başarısızlık yöneticilerin kendi etrafında oluşturduğu oligarşinin yanlış yönlendirmesinden kaynaklanıyor yani hoca sıkı durun kaliteye odaklanın fırtınayı çalışanlarınızla beraber göğüsleyin diyor doğru söylüyor Davos'ta bu yıl akıl sağlığı masaya yatırılacak. Birçok ülkenin liderlerinin katılmayacağı için sönük geçeceği düşünülen dünyanın en etkili forumlarından biri olan Dünya Ekonomik Forumu WEF, İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. Her yıl yoksulluğun, gelir dağılımı adaletsizliğinin, küreselleşmenin, çevre kirliliğinin ve iklim değişikliklerinin getirdiği tehlikelerin konuşulup bir arpa boyu yol alınmayan Davos kasabasında bu yıl ilk kez farklı ve dikkat çekici bir konuma yasaya yatırılacak. Sebebi de şu, dünya çapında zihinsel sağlık sorunları yaşayan insan sayısı 700 milyona ulaşmış. WEF'in küresel risk analizinde birçok insan için bu dünyanın giderek endişe veren, mutsuz ve yalnız bir dünyaya dönüştüğüne vurgu yapılmış. Bu yüzden WEF bu yıl Davos'ta ruh sağlığını ana temalarından birisi yapmış. Forumlarda depresyon ve diğer zihinsel sağlık sorunları ele alınacakmış. Sorunu üretenlerin nasıl bir çözüm üreteceklerini merak ediyoruz. Zira forum amacını dünyanın durumunu iyileştirmek olarak tanımlarken zirveyi eleştirenlere göre Davos, büyük şirketlerin gözden uzak bir şekilde hükümetlere lobi yapabilmesi için bir araya geldikleri yerden başka bir şey değil. Dünyada Davos toplantılarını dünya düzenini bozan insanların bir aile birleşimi olarak görenler oldukça fazla.